Bu bölümde 3. divizyo olan Ocelomata, gerçek solon boşluğu olan canlılardan bahsedeceğiz. Ocelomata ismi gerçek solon boşluğu olan canlılara verilen bir isimdir. Bu canlılarda gerçek anlamda bir solon boşluğu bulunmaktadır. Solon, periton adı verilen mezoderm yapıdaki zarıyla astarlanmış ondur ve ikinci bir vücut boşluğu şeklinde görünmektedir. Bu gruptaki canlıların tamamı bilateral simetrilidir ve çok hücrelidirler. Bazı gruplarının gelişimde belirli safhalarında bu simetri ikincil olarak kaybolabilir. Bu gruba ait örneklerden bu dersimizde spinkula ve tardigrata'yı göreceğiz. İlk şubemiz spinkula. Bunlar segmentsiz halkalı solucanlar olarak bilinmektedir. Bunların özelliklerine gelecek olursak, hepsi denizel formlardır ve denizlerin dibinde yaşamaktadırlar. Şekilde de gördüğünüz gibi vücut tamamen segmentsiz bir yapıya sahiptir. Yine şekle baktığımız zaman baş kısmında bir püskür bulunmaktadır. Bu püsküller tentakül denilen yapıyı oluşturmaktadır. Bir beyin kısmı bulunmaktadır. Aşağı doğru giden sindirime yardımcı olan ezofagus bulunmaktadır. Bağırsakları ezofagustan sonra devam etmektedir. Ve yine şekilde gördüğümüz gibi nefrodiyumları vardır. Bunların tamamen segmentsiz olduğunu söyledik. Fakat yüzeyde çeşitli şekilde halkalar bulunmaktadır. Bilinen 16 tane türü bulunmaktadır. Bunlar birkaç santimetre boyunda olabilmektedir. Larvaları rotiferaya benzemektedirler. Bunlar Hammerstam larvası denilmektedir larvalarına. Bu organizmalarda deri değişimi görünmektedir. Birkaç kez deri değişiminden sonra ergenleşmektedirler. Vücutta ikinci şekilde görebildiğiniz gibi vücudun üzerinde dikenler ve çeşitli çıkıntılar, papillalar mevcut olabilmektedir. Ağzın üstünde yukarı doğru, ileri doğru uzanabilen bir proboskisleri bulunmaktadır. Bazı formlarda arka uçta da püskül olabilmektedir. Su düzenlenmeleri ve boşaltımları, bunların nefridiumları vardır. Nefridiumlar vasıtasıyla su düzenlemesi ve boşaltım yapılmasına rağmen solenosit adı verilen formlarla da yine su düzenlenmesi ve boşaltımları bilinebilmektedir. Boylarının küçük olduğunu söyledim. 3 milimetre boyundadır. Fakat 50 santimetre olan türleri de bunların bulunmaktadır. Bunların asıl besinlerini kum ve çamur içerisindeki organik maddeler sağlamaktadır. Bu grubun rejenerasyon yeteneği bulunmamaktadır. Diğer grubumuza geçtiğimiz zaman tardigrata diğer grubumuz. Evet. Sakallı hayvanlar su ayıları olarak bilinmektedir. Şekline baktığımız zaman ayıya benzettikleri için buna su ayıları ismi verilmektedir. Tatlı sularda ve denizlerde bulunan bir canlıdır tardigratlar. Ve ortam şartlarına oldukça dayanıklı olan bir organizmadır. Şekle baktığımız zaman bunların bir baş, gövde ve en altta kuyruk olmak üzere 3 kısmının belirgin olduğu görünmektedir. İlk şekilde bir çizim görmektesiniz. İkinci şekilde de bir elektron mikroskobu izlenimini görmektesiniz. Bunlar tatlı sularda, denizlerde ve nemli bölgelerde bolca bulunan organizmalardır. Bilinen 400 tane türü vardır. Bunların vücutları kütükülerle örtülüdür. Boyları 0,5 mm ile 1-2 mm boyunda olabilmektedir. Vücutta kitin bulunmamaktadır. Biraz önce bahsettiğim gibi kalın bir kütüküle tabakası vardır. Vücut 4 plakadan, 4 segmentten oluşmaktadır. Her segmentten de bir çift bacak çıkmaktadır. Bu bacaklardan da 4 veya 8 arasında sayısı değişen çengeller çıkmaktadır. Bunlar oksijeni az olan ortamlarda çok rahat yaşayabilmektedirler. Boşaltımları Malgipi tüplü denilen özel bir organ vasıtasıyla olmaktadır. Bunlarda kan bulunmaktadır. Vücutta kanı dolaştıran bir sistem bulunmaktadır.
ayrı eşeğri olmalarına rağmen dişi sayısı daha fazladır. Uygun olmayan ortamlarda bunlar hemen kis formasyonuna geçmektedirler. Ortam şartlarına çok adapte olan ve ekstrem ortam şartlarında bile yaşayabilen canlılar olarak bilinmektedir. Hatta son zamanlarda bununla ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Ve vücutlarında antifrize benzeyen bir yapı olduğu ve bu yapının da organizmayı donmaya karşı koruduğu saptanmıştır. Artı 96 santigrat derecede bu organizmanın yarım saat kadar yaşayabildiği, eksi 253 santigrat derecede ise 1,5 saat yaşadığı görülmüştür. Tardigrata kelimesini bölecek olursak, tardus yavaş, gradus adım atan anlamındadır. Zaten su içinde de yavaş hareket etmesiyle tanınmaktadır. Organizmada iç veya dış dönlenme görünmektedir. Yine önemli bir özelliği derilerini değiştirerek büyümekte olan canlılardır.